alanında birçok çalışmalar gerçekleştirdim. Ve 15 Temmuz'da kamu darbe girişimi sonrasında ben ve daha önce sivil toplumda ve iç dünyasında bulunan arkadaşlarımızla beraber Anadolu genelinde bir takım seyahatler gerçekleştirerek milletçe moral motivasyonumuzu daha yüksek nasıl tutabiliriz? Siyasetteki kutuplaştırmanın nasıl önüne geçebiliriz? Farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğunu topluma nasıl anlatabiliriz diye bir yola çıktık. Peki bir yılını böyle bir amaç için sorumluluk almasının Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Gittiğimiz tüm şehirlerde cemiyetlerimizi özellikle ziyaret ediyoruz. Çünkü demokrasinin önemli koşullarından birisi tabii ki sandık olmakla beraber özgür medya ve demokrasinin diğer gereksinimleri en az sandık ve sandık sonuçları kadar önemli olduğunu Türk kamuoyuna iletmemiz gerektiğini inanıyoruz ve bunun gençler olarak sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de son dönemde bu alanda yaşanan bir takım sıkıntılar toplumun genelinde olduğu gibi bizi de rahatsız ediyor. Bu konudaki eleştirilerimizi de çoğu kez ortaya koyuyoruz. Bizim çalışmamız siyasi bir çalışma değil. Herhangi bir siyasi partiye, herhangi bir cemaate, tarikate vesaire falan yakın ya da onların uzantısı olarak yaptığımız bir çalışma değil. Tam aksine siyaset dışı unsurların ve sivil toplum kuruluşlarının daha fazla toplumun içerisinde bulunarak farklı renkler sunmasının Türkiye'nin entelektüel zenginliğine de katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bizim seyahatlerimiz özellikle ilk adımlarımız Doğu ve Güneydoğu bölgesinde başladı. Bunun iki nedeni vardı. Birincisi bölgede zaten yaşanmış olan ciddi sıkıntılar. İkincisi de doğa koşullarının göreceli olarak yaz ve bahar aylarını doğuda geçirmemiz, kış aylarında daha zorluk çekmemizden dolayı bu bölgeleri öncelikliyoruz şeklinde oldu. Doğudan sonra geldiğimiz ilk şehrimiz Karadeniz'de. Bundan önce bir Batı Karadeniz'de Zonguldak ziyareti gerçekleştirdik. Orada madenci kardeşlerimizle beraber olduk. Burada da bugün balıkçılarımızı bir ziyaret ettik. Buranın potansiyelinin farkındayız. Buranın sıkıntılarının bilincindeyiz. Buradaki sıkıntılardaki toplumun refleksiyonunu ve tepkilerini anlıyoruz. Bu konuda farklı çözümler geliştirmek açısından da burada sizlerin yanında neler yapabiliriz diye tartışmak için buradayız. Sadece resmi kurumları ziyaret etmek değil, esnafımızdan tutun ki balıkçı kardeşlerimize, yolda karşılaştığımız, kahvede oturduğumuz, çay içtiğimiz, sohbet ettiğimiz insanlarla projelerin konuşulması gerektiğini düşünüyoruz ve inanıyoruz. Çünkü katılımcı demokrasinin gücüne inanıyoruz. Bunlar Türkiye'nin yükselen değerleri olması gerekirken bugün bunların tartışılıyor olmasının Türkiye'nin geleceği için iyi bir resim olduğuna inanmıyoruz. Dolayısıyla bizim bu konularda çalışmalar yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Umutsuz değiliz, tam tersi umutluyuz. Çünkü geçtiğimiz şehirlerde, yürüdüğümüz yollarda bizim gibi farklı bağımsız grupların da yürüdüğünü görüyoruz. Bunun farklı renklerin ve seslerin Türkiye'de bulunması açısından anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Bu bölgenin çok güçlü bir turizm potansiyeli olduğunu gördük ve burada görüştüğümüz ve temaslı olduğumuz insanlar da bunu fazlasıyla ortaya koydu. HES'ler ve nükleer santral konusundaki eleştirilerini dile getirdi. Buranın çok güçlü ve açıkçası tüm Karadeniz'e yetecek kadar zengin, farklı alternatif enerji kaynakları olduğunu biliyoruz. Rüzgar ve güneş konusunda yapılabilecek çok şey olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda yapılacak olan çalışmalara biz de elimiz iyice de katkı sağlayabilirsek buna hazır olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Türkiye'de böyle bir gezgin grubun yanımızda olduğunuzu bilin diye buradayız. Bunun dışında her ne kadar şehirleşme konusunda bir sıkıntı yaşasa da Sinop merkezi için söylüyorum. Hala doğasını önemli ölçüde muhafaza eden bir şehir. Bunun dezavantajları var. Şehircilik alanındaki sıkıntılarını bir kenara koyalım. İşte yarımada olmasının
aşırı göç vermesinin çeşitli kentsel problemleri var. Ama doğanın muhafaza edilmesinde çeşitli avantajları var. Bu düşüncelerle burada birlikte ne yapabilirsek, ne katkı sağlayabilirsek biz hazırız. Siyasi bir parti uzantısı çalışmadık. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu tamamen bireylerin yaptığı bir çalışma. Ve hedefimiz de bizim gibi farklı grupların Anadolu'nun çehresini değiştirebilecek farklılıkların zenginliğimiz olduğunu anlatacak faaliyetler gerçekleştirmesi. Sözlerime son verirken konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sözü başkanım sana. Estağfurullah. Teşekkür ediyoruz ziyaretinize. 13 Eylül Gazeteciler Cemiyeti olarak sebep sadece bu. Gelen arkadaşlarımızın da bir bölümü ayrılmak durumunda kaldılar. Evet, yani Sinop bazında baktığımızda farklı bir tablo. Türkiye gözüyle penceresinden baktığımızda farklı bir tablo var. STK'ların önemine biz de inanıyoruz. Sinop, Türkiye'nin Sinop'tan bağımsız veya Sinop'un Türkiye'den bağımsız olması diye bir şey yok. Günlük politikalar içerisinde her şey birbirine etkilenen tarzda olması da gereken bu. Çok sorunu var Sinop'un. Ancak işte konuşmanız içinde yer alan yüksek oranda göç verme olayına şahsen ben ve arkadaşlarımızın katılmadığını düşünüyorum. Bu yaklaşık bir 8-10 yıl öncesine gittiğimizde doğru olan bir gerçekti. Sinop İstanbul'un batının bunalmışlığı içerisinde kentine geri dönüşün 8-10 sene evvel başladığı bir yer. Göç var mı? Var. Ama bunu nüfusta fazla hissedemiyorsunuz. Göç alıyor, göç veriyor noktası. Biraz daha doğru ve belki bir tespit olabilir. Ne demek istiyorum? Bunun da bir takım tehlikeleri var tabii ki. Sosyo-kültürel açıdan ve siyasi yapısı açısından da bir takım şeyleri, sıkıntıları beraberinde getiriyor. Sinop merkez ve kıyıdaki ilçelerimiz son yıllarda göç alan merkezler. Ama bu merkezler daha çok iç bölgelerimizden bize doğru. Yine kıyı ve merkez göç veriyor. Bir miktar da olsa hala. Bunun yerine işte durağın, Saraydüzü, Boyabat bölgesindeki insanların kıyıya doğru gelmeleri tamamlıyor. Daha çok iç bölgelerdedir. Böylesine bir göç hareketi de kültürel bozuyor. Yani işte Sinop'a Türkiye'den bakıldığında Edirne, Sinop, İzmir, Tunceli gibi kentler daha çok sosyal demokrat ya da değişiyor, yer değişiyor, siyasal yapı. Bunun üretime varıncaya kadar tabii ki